Değerli izleyenler, Asya TV ekranlarından yayınlanan Satır Başı özel programıyla karşınızdayız. Kıymetli bir konumuz bizimle beraber bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Barank. Hem seçim gündemi hem de Bursalıların seçime dair, Bursa'ya dair merak ettiklerini sizler için biz soracağız. Kendisi yanıtlayacaklar. Sayın Bakanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Birçok konumuz var. Aslında sizin Bursa mesainiz çok yoğun. Hem biz gazeteciler hem Bursalılar sizi Bursa sokaklarında görmeye çok da alıştık. Açıkçası bunu ben söyleyerek başlamak istiyorum ama genel seçim gündemiyle başlayalım. Çok da az bir süre kaldı. 14 Mayıs Türkiye seçime gidiyor diyoruz biz hep manşetlerde. Genel bir seçim değerlendirmesini yapsanız evet. Şu anda neler söylersiniz Bursa'lara? Gerçekten 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının nasıl gelişeceğine karar vereceği bir seçime gidecek. Bu manada da bütün arkadaşlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte sahadayız, çalışıyoruz. Aziz Türk milletine, sevgili vatandaşlarımıza önümüzdeki dönemde neler yapacağımızı, Türkiye yüzyılında Türkiye'yi hangi başarıların beklediğini, hangi projelerin beklediğini, hangi hizmetlerin beklediğini anlatmak için sokak sokak, cadde cadde geziyoruz. Ama aynı zamanda bize alternatif olduğunu iddia edenlerin Türkiye'ye ne vaat ettiğini, onların ortaya koydukları siyasetin hangi sonuçları doğuracağını da onlara anlatmaya çalışıyoruz. Tabii Türkiye demokrasisi olgun bir ülke. Seçime katılım oranlarına baktığınızda dünyada en yüksek katılımla yapılan seçimlerin olduğu ülkelerden bir tanesi. İnşallah bu olgunlukla sandığa gideceğiz ve Türkiye yüzyılının nasıl inşa edileceğini vatandaşlarımızla beraber karar vereceğiz. Biz burada şuna inanıyoruz. Vatandaşlarımız 21 yıldır, 15 seçimdir olduğu gibi inşallah bu seçimde de doğru tercihi yapacak. Ferasetle, aklı selimle karar verecek ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk turda ve inşallah güzel bir çoğunlukla tekrar Cumhurbaşkanı yapacak. Ama bunun yanında onun takım arkadaşları diyebileceğimiz, onunla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destek olacak takım arkadaşlarına da ciddi bir destek verecek ve inşallah Cumhur İttifakı'yla mecliste de çoğunluğu elde edeceğimiz bir 14 Mayıs'ı geçireceğiz. Gerçekten ülkemiz açısından bir kader seçimi. Türkiye 21 yıldır aslında tam bağımsız politikalar uygulayabilmek, kendi ayakları üzerinde durabilmek, Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa o siyaseti uygulayabilmek için büyük bir gayret veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon bu. Ama karşımızda sürekli farklı ülkelere, farklı anlayışlara selam gönderen, terör örgütlerinin bile söylemlerini meydan meydan dile getiren bir yedili koalisyon var. İşte onun için Türkiye'nin kader seçimi dediğimizde, Türkiye tam bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olarak mı yoluna devam edecek? Yoksa başka ülkelerin ağzının içine bakan, başka ülkelerin kuyruğuna takılan, kendi çıkarları değil, başka ülkelerin ya da siyasi ittifakların, uluslararası ittifakların çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapan bir ülke mi olacak? Bunun kararını biz 14 Mayıs'ta vereceğimizi biliyoruz. Ve onun için de milletimizin doğru tercih yapacağını biliyoruz. Güzel bir atmosferde gayret etmeye çalıştık. Dediğim gibi sokak sokak, cadde cadde geziyoruz. Bütün arkadaşlarımız alanlarda. Şunu da söyleyeyim. Sokak siyaseti anlamında birebir vatandaşlarımızın halini, hatrını sorma, onlarla konuşma, istişare etme anlamında açıkçası bizim arkadaşlarımızdan başka kimseyi de biz sokaklarda görmüyoruz. Başka partilerin, yedili koalisyonun afişleri var. Seçim arabaları ses çıkararak sokaklarda dolaşıyorlar. Ama insanlarını biz göremiyoruz. İşte biz yine sokaktayız, milletimizin bağrındayız. Nasıl biz kendimizi milletimizin bağrından çıkan bir siyasi hareket olarak görüyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımızı milletin içinden, kendi bağrından çıkmış bir
lider olarak görüyorsak, bu yedili koalisyonun da sokakla, vatandaşla bir irtibatı olmadığını görebiliyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta bu yaptığımız çalışmalar güzel bir neticeye ulaşacak. Aziz milletimiz Türkiye yüzyılına, Bursa'nın yüzyılına takdirini kullanacak ve biz de başka bir Bursa'yı, farklı bir Türkiye'yi, daha müreffeh, daha aydınlık, farklı projelerle, farklı yatırımlarla, daha kalkınmış, ekmeğini büyütmüş, bu refahı milletiyle daha fazla paylaşan bir Türkiye'yi 14 Mayıs'tan sonra göreceğiz. Evet, Bursa önemli bizim için de. Genel siyasetin dışında şimdi Bursalılarla ciddi buluşmalar gerçekleştirdiniz. Yoğun da bir mesainiz vardı. Bursalıların size yaptığı temaslardan sizden beklentisi ne oldu? Ne söylediler? Çünkü saha çalışmaları çok önemlidir siyasiler için. Geri dönüşler ne oldu Bursalılar tarafından? Tabii bir kere Bursa'nın enerjisi yüksek. Gerçekten çok başarılı bir şehir. Çok kabiliyetleri olan bir şehir. Marka değeri olan bir şehir. Bu manada heyecanı, coşkusu da yüksek bir şehir. Biz her gün sokaktayız, işte siz de takip ettiğinizi söylediniz. Yani sabah 8'de başlayıp 2'lere 3'lere kadar sokaklarda gezen, vatandaşlarımızla buluşan, yeri geldiğince onlara dilimiz döndüğünce yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlattığımız bir süreci yaşıyoruz. Ama İşte Bursa'nın coşkusu, heyecanı bizim coşkumuzu arttırıyor. Onun için Bursalılarla buluşmaktan, onların bir evladı olmaktan, yeni bir Bursalı olmaktan da açıkçası hem gurur duydum hem mutlu oldum. Vatandaşlarımız tabii ki şunu söylememiz lazım. En sık duyduğumuz cümlelerden bir tanesi, aman bunlara fırsat vermeyin. Aman bizi bunların eline bırakmayın. Çünkü özellikle yedili koalisyonun şu anda terör örgütleriyle bir söylem birliği olması, Kandil'deki PKK terör örgütünün sözde liderlerinin söyledikleri cümlelerin aynılarının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilmesi, FETÖ terör örgütünün söylemlerinin aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dillendirilmesi vatandaşımızı çok rahatsız etmiş durumda. Burada bir terör örgütleriyle pazarlık olduğunu vatandaşlarımız görebiliyorlar. Onun için en sık kullandıkları cümle, aman bunlara fırsat vermeyin. Bu terör örgütlerinin borusu bu ülkede ötmesin. Onun için en sık duyduğumuz cümle bu. Tabii Bursalılar Bursa'ya dair fikirlerimizi soruyorlar, yatırımlarımızı soruyorlar. TOG gibi başka yatırımlar gelecek mi diyorlar. Batarya fabrikası ne zaman açılır diyorlar. Bunun gibi yatırımları soranlarımız var. Tabii Bursa kamuoyunun uzunca bir dönemdir beklediği yüksek hızlı tren meselesi de bize en fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Yenişehir'e gittik, şantiyeyi ziyaret ettik. Orada hem Ulaştırma Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızdan hem de müteahhit firmadan bilgi aldık. İnşallah 2024 sonunda ilk testler başlayacak ve 2025 yılında Bursalı hemşerilerimiz yüksek hızlı trenle kavuşmuş olacak. Bu konfora erişmiş olacak. Tabii geç kaldığımızın farkındayız. Bursa kamuoyunun bunu uzunca bir süredir beklediğinin farkındayız. Bir kısmı bizden kesinlikle kaynaklanmayan sebeplerle, işte zeminle ilgili sıkıntılar. Bir kısmı da tabii ki bizim de eksikliklerimiz olabilir, yavaşlıklarımız olabilir. Bu noktaya kadar geldik ama inşallah neticeyi güzel bir şekilde alacağız. Ben sadece Bursalı hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. İş yaparsanız, iş üretirseniz eksiklikleriniz olur, gecikmeleriniz olur. Ama yan gelip yatarsanız ne geç kalırsınız, ne eksiğiniz olur. Onun için biz Bursalı hemşerilerimizin yan gelip yatanlara değil, gayret edenlere, çalışanlara, üretenlere, bunun için enerjisini ortaya koyanlara destek vereceğine inanıyoruz. Bunun gibi nice projeleri inşallah Bursalı hemşerilerimizle buluşturacağız. Tabii Bursa tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, ticaretiyle gerçekten önemli bir şehir, bir marka şehir. Ama Bursa'da en fazla duyduğunuz konulardan bir tanesi de Bursa Spor. Evet. Bursalı Bursa Spor'la müthiş bir bağ kurmuş. Herkes diyor ki, Sayın Bakanım,
Bursaspor'a sahip çıkacak mısınız? Tabii ben kendi adıma verebileceğim sözleri veririm. Ama başkaları adına söz verme durumum elbette olmaz. Tabii ki bu şehrin bir evladı olarak bu şehirde önemli bir yer tutan Bursaspor bizim gündemimizde de bir yer tutacak. Bu manada gençlerle o heyecanı gördükten sonra bizim bu konudan uzak durmamız mevzu bahis olamaz. Ama tabii ki adaletli olmak kaydıyla, centilmen olmak kaydıyla bu şehrin bir evladı olarak bizim de gündemimizde Bursaspor olacak. Zaten dün biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli markalarından bir Bursa markası olan Sütaş bir isim sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi Bursaspor'la. Dolayısıyla burada bizim katkımız olabilecek konularda biz tabii ki geri durmayız, katkı vermeye çalışırız. Sayın Bakanım, gençlere değindiniz aslında. Gençlerle buluşmalarınızda da birçok anekdot ve konu var. Bunu da sormak Tahanlı istiyorum. Tahanlı yemeğe geldiniz mi? Tahanlı yemeğe gelmedim ama Tahanlı'yı hepimiz biliyoruz ve yiyoruz. Her sabah kahvaltıda olduğu gibi bunu da söyleyelim. Evet. Şimdi evet, Tahanlı yemeğe gittiniz. Ramazan ayı boyunca zaten aktiftiniz bu anlamda. Sahur saatlerinde bile buluştunuz Bursalılarla. Gençleri sormak istiyorum. Şimdi siyasetinin dinamiği içerisinde genç liderler, genç vekiller, AK Parti bunun öncülüğünü yapan partilerden bir tanesi. Sizin de şehre getirdiğiniz dinamikte biz görüyoruz ki gençlerle buluşmanız ve Türkiye yüzyılı içerisinde gençlere verdiğiniz kıymetli ve önem. Hem genç vekiller için ne söylersiniz? Bundan sonraki yüzyılın devamında siyasi sahnede biz bunları çok rahatlıkla görecek miyiz? Ve tabii ki sizin de şehre kattığınız dinamik de önemli. Gençlerle buluşmalardaki mesajları da verirseniz seviniriz. Şimdi tabii biz gençlerimizi çok seviyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Aslında Türkiye yüzyılının mimarının gençler olduğunu ve olacağını da biliyoruz. Onun için biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman gençleri siyasetin öznesi yapmaya çalışan bir parti olduk. 1 milyona yakın üyesi olan, gençlik kolları üyesi olan bir partiyiz. Şu anda en genç adayların listelerde yer verildiği partiyiz. Kendi gençlik kolları başkanını Türkiye'nin işte en büyük şehirlerinden İzmir'de birinci sıradan aday gösteren bir partiyiz. Seçilme yaşını 30'dan önce 25'e sonra 18'e indiren bir partiyiz. Biz aslında gençlerin siyasete gelmesinin, gençlerin siyasete katılmasının yarışı farklılaştırdığını, Türkiye yüzyılına giderken Türkiye'nin enerjisini arttırdığını biliyoruz. Onun için de her zaman gençlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Gençleri odağımıza almaya çalışıyoruz. Bakın size bir örnek vereceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilme yaşını 25'ten 18'e indirdiğinde muhalefet partileri ne dediler biliyor musunuz? Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çoluk çocukla mı dolduracaksınız dediler. Şimdi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 sandalyeli bir mecliste 18 yaşında, 20 yaşında gençlerin olması, onların sesinin, fikirlerinin yasama süreçlerinde dile getirilmesinden daha doğal ne olabilir? Ama biz böyle bir vizyonu ortaya koyarken siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çoluk çocukla mı dolduracaksınız diyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Gençler bunu da değerlendirecek. Ben buna inanıyorum. Ve biraz önce de söyledim. Türkiye yüzyılını inşa edecek olan gençlerimiz. Bugün dünyada neredeyse bütün ülkelerin gazete manşetlerine çıkmış Bayraktar insansız hava araçlarımız var. Bu insansız hava araçları bizim gurur kaynağımız. Dünyadan ses getiriyor. Bu İHA'ları üreten mühendislerin yaş ortalaması kaç biliyor musunuz? Sadece 28. 28 yaşında gençler dünyadan böyle ses getiriyor. Bugün bizim gururla dile getirdiğimiz birçok projede gençlerin büyük katkıları var. TCG Anadolu'da da var. İmece uydumuzda da var. İşte TOG otomobilinde de var. Bunun gibi nice projelerde gençlerin büyük bir ağırlığı var. Onun için gençler Türkiye yüzyılını inşa ederken biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların önünü açmaya çalışıyoruz. Onlara yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız ne varsa aslında onların çığır açıcı işler yapması için
bizim vermeye çalıştığımız katkı. Biz Türkiye'nin otomobilini elektrikli mi yaptık? Onlar hidrojenlisini yapacak. Biz şu anda uyduları mı uzaya gönderiyoruz? Emin olun Türkiye'nin insanlı uzay misyonunu gençlerimiz başaracak. Bunu Bursalı gençler başaracak. Bursa'da bilim merkezleriyle, GUHEM ile, teknoparklarıyla çok müthiş kabiliyetlere sahip bir şehir. İnşallah biz gençleri odağına alan bir parti olarak yolumuza devam edeceğiz. Meclisi gençleştireceğiz, siyaseti gençleştireceğiz ve bu gençler farklı bir başarı hikayesi yazacak. Türkiye yüzyılının gerçek mimarları olacak. Biz de diyeceğiz ki, hadi olsun, biz de onların bir abisi olarak onlara biraz katkımız olmuştu diyeceğiz. Gençlerle iletişimimiz güzel. Bir heyecanı yakaladık. Onların da bizi sevdiğini düşünüyoruz, inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de hep genç arkadaşlarımızla beraber Bursa'da olacağız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, dedi ki Türkiye'nin otomobili için baba yiğitler arıyoruz. Evet. Bu çok önemliydi ve ardından da biz de bir süre sonra şu manşeti attık Bursa'da. Yerli milli gemlikle dedik, evet. TOG için. Şimdi TOG'u sormadan da olmaz. Ciddi bir heyecan da yarattınız TOG'la ilgili. Biz sokaklarda görüyoruz, TOG'la ilgili çekilen filmler var, çalışmalar var. Bursa'da bunları görüyoruz. Gençler TOG'la buluşuyor. Siz zaten aktif olarak TOG'un bu anlamda reklam yüzü de diyebiliriz, değil mi? Özellikle sizi görenler... Reklam yüzü derseniz para mı alıyor derler. Öyle bir para almıyoruz tabii ki. Ama Türkiye'nin otomobilini Türkiye kamuoyunun gündeminde tutmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bu Türk insanının kendine inandığında, kendine güvendiğinde, güçlü bir siyasi liderle de buluştuğunda neler başarabileceğinin en somut göstergesi. İnsanlarımız bu projeden müthiş gurur duyuyor. Diyorlar ki, ya helal olsun, bunu da biz yapmışız. İşte bunu dedirtebilmek aslında önemli olan. Çünkü bizi yıllarca çok ezmişler, çok hakir görmüşler. Biz yapamayız, biz üretemeyiz, biz beceremeyiz. Bunun hazırı var, neden uğraşıyorsunuz demişler. Ama işte Türk milleti de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vizyonuyla, biz kendimize inanırsak en iyisini biz yaparız. Örnek mi? İşte Türkiye'nin otomobili. Örnek mi? İşte TCG Anadolu. İşte bizim insanımız belki uzay projeleriyle de gurur duyuyor. Ama ona dokunamadığı için, hissedemediği için o heyecanı belki yaşayamıyor. Ama baktığınızda Türkiye'nin otomobili bir projesi gerçek olduğu için bu heyecanı, coşkuyu somut şekilde yaşıyor. TCG Anadolu'nun içine girdiğinde helal olsun. İşte bu bize güç katan bir proje. Türkiye'yi güçlendiren bir proje diyor. Bizim ordumuz Mavi Vatan'da artık TCG Anadolu'yla daha güçlü olacak. Biz güçlü bir Türkiye istiyoruz diyor. Bu manada tabii ki bu projeler insanlarda heyecan oluşturuyor. Geliyor vatandaşımız, vuruyor, maket değil diyor, maket değil, bu gerçek. İşte bu heyecanı oluşturabilmek önemli olan. Siz bu heyecanı oluşturursanız, o güveni oluşturursanız, gençler artık ben en iyisini yaparım derse, Teknofest kuşağı 1 milyon gençle Teknofest yarışmalarına katılırsa evvelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Ama tabii ki TOG'un Bursalı ve Gemlikli olmasını da asla es geçmememiz lazım. Neden Bursa, neden Gemlik? Çünkü burası sanayi kabiliyetleri çok yüksek bir şehir. Otomotiv endüstrisinin çok güçlü olduğu bir şehir. Bu otomotiv endüstrisi tüm dünyada değişirken, dönüşürken, 100 yıldır araba üreten ama artık elektrikli otomobillerle farklı bir mecraya geçmesi gerektiğini bilen şirketler ortadayken, işte Türkiye'nin otomobili Bursa'daki kabiliyetleri kullanarak aslında kendi endüstrisini dönüştürecek bir projeyi başlatmış oldu. Ben her gün sokaklarda bir vatandaşımıza denk geliyorum. Sayın Bakanım, şurasını biz üretiyoruz. Bunun baskısını ben burada yapıyorum. Ben burada çalışıyorum. Ben TOG'un işte boyahanesindeyim. Ben batarya fabrikasında paketlemede çalışıyorum. Bana bunu söyleyen herkese diyorum ki, sen İtalyan mısın? Yok Sayın Bakanım, ne İtalyanı? Ben Türk'üm, Bursalıyım diyor, Gemlikliyim diyor. Evet. İşte bu aslında oluşturduğunuz ekonomik katma değerinin de bir göstergesi. Eğer biz Bursa'yı kalkındırmak istiyorsak, Türkiye'yi kalkındırmak istiyorsak,
katma değer üretmek zorundayız. Orta yüksek, yüksek teknoloji üretmek zorundayız. Otomobil üretmek zorundayız. Ancak onu yaparsak ekmeği büyütürüz. Ekmeği büyütürsek vatandaşımıza düşen refahı da arttırmış oluruz. Tabii TOG projesi Bursalı ama hala Bursalı olduğunu anlamayanlar var. Gemiyi İtalya'da zannedenler var. Ama biz diyoruz ki TOG Gemlikli Bursalı. Bunu bir türlü hazmedemeyenlere de diyoruz ki İtalyan değil Bursalı Uludağ sodası için belki hazmedersiniz. Şimdi son sorumuz da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışmaları üzerine olsun. Çünkü özellikle AK Parti'nin en önemli söylemlerinden bir tanesi Türkiye yüzyılı. Bu önemli. İlk yüzyılı bitirdik ve 20 yıllık bir iktidarın sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar ortada. Ben şimdi saymaya çalışsam programın sonunu getiririz, hatta yetmeyebilir. Bir sonraki yüzyıl hedeflerimiz nelerdir Sayın Bakanım? Gençlere çok fazla mesajlar verdiniz, paylaştık buradan. Buradan ne olur müjdeleriniz? Teknofest geçtiği var. Gelmeye de devam ediyor. Çoğalmaya da devam ediyor. Evet. Tabii bakınız biz Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden bir tanesi yapmakta kararlıyız. Bunu yapmak için rotamız belli. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Ve aslında bütün sektörleri, bütün alanları da bu formüle göre yerli yerine oturtmaya çalışıyoruz. Finansı da buna göre düzenlemeye çalışıyoruz. Ticareti de buna göre düzenlemeye çalışıyoruz. Yatırım ortamını da buna göre düzenlemeye çalışıyoruz. İş ve emek sektörlerini de buna göre düzenlemeye çalışıyoruz. Mesleki eğitimi de buna göre düzenlemeye çalışıyoruz. Ve inşallah biz Türkiye yüzyılını dünyanın 10 büyük ekonomisinden bir tanesi olarak kurguladık ve buna giden yolda şu anda kararlılıkla yol yürümeye devam ediyoruz. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Tabii ki bu zorlu bir süreç. Yani biz gelincik tarlası bir dünyada yaşamıyoruz. Ateş çemberi bir dünyada yaşıyoruz. Pandemiyle 2 senemiz geçti. Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi, emtia fiyatlarındaki oynaklıklar, dünyada lojistik sektörünün tamamen başka bir boyuta dönüşmesi, işte 11 şehrimizi yıkan, içimizi yakan deprem felaketi. Böyle bir ortamda aslında biz Türkiye yüzyılı diye bir hedef koyup bu hedefe giden yolda da biz kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılı bir kere gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı teknolojinin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı üretimin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı katma değerin yüzyılı olacak. Biz şimdiye kadar aslında ihmal edilmiş altyapılara yatırımlar yaptık. Keşke bizden önceki iktidarlar bu ülkenin ihtiyacı olan altyapıları yapsaydı, yolları, köprüleri yapsaydı, bizden önce bu teknoparkları inşa etselerdi, ARGE merkezlerini inşa etselerdi, bizden önce ARGE çalışan sayısını 30.000'den 222.000'e çıkarsaydı da biz bununla yatırım yapmak mecburiyetinde kalmasaydık. Ama yıllarca bunları ihmal ettikleri için biz bir yandan bu yatırımları, altyapı yatırımlarını yapıyoruz. Ama aynı zamanda katma değere yatırımı yapıyoruz. İşte bu süreçler önümüzdeki yüzyılda çok daha hızlanacak. Çok daha hızlı bir şekilde Türkiye'nin kalkındığını göreceğiz. Türkiye yüzyılının inşa edildiğini göreceğiz. TOG gibi projelerin, daha nice başarı projelerinin Bursa'dan çıktığını göreceğiz. Ve inşallah bunlarla da Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha sözü dinlenen, dünyada herkesin şu anda bölgesinde açıkçası Türkiye'yi kale almadan, dikkate almadan hiçbir uluslararası manevra olmuyor. İşte tüm dünyanın gözünü döndüğü bir Türkiye'yi inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılıyla inşa edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Davetimizi kırmadınız. Seçim süreci içerisinde Bursalılar için yaptığınız çalışmalar için önemli mesajlar verdiniz. Son bir manşet atacak olursanız bir cümleyle ne söylersiniz ve kapatacağız? Biz Bursa'yı seviyoruz. Bursa'ya güveniyoruz. Bursa Türkiye yüzyılının mimarlarından bir tanesi olacak. Biz yeter ki bir olalım, beraber olalım. Bursa'nın bütün renkleriyle ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmenin sevdasında olalım. Bir oldukça, beraber oldukça ve elbette gençlerle ve kadınlarla oldukça
Bursa'nın yüzyılı çok daha parlak olacak diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Satırbaşı Özel Programı'nın bugünkü özel yayının konuğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Noktalıyoruz.